bir renk beğeneceğiz. Pigmentler çok güçlü değil ama homojen dağılıyor. Bazı kötü şeyler kötü pastel boyalar böyle homo bastığınızda şey olur. Burada böyle pütürlü pütürlü iz yapar. Kötü şeyler, kötü markalar diyecektim. Mesela bu beni şaşırttı, hiç duymadığım bir marka. Mungyo. Çin arkadaşlar ama yani hiç fena değil. Yani çok az, görüyor musunuz? Çok az bir şeyi var. Şimdi bir gökyüzü rengi verebiliriz. Ne yapacağız? Proje sahibi ne yapalım? Karıştırmayalım. Mor yaparım. Olur. Turuncu yaparım. Yapayım mı? Olur. O zaman hemen elimize alıyoruz. Baktığımız yer batı. Hocam sarı yapıyoruz ama. Sarı gökyüzü. İşte bak. En sevdiğim renk sarıyla turuncu karışımı. Böyle yaparken homojen dağıtmaya çalışın. Yani mesela şuralarda biraz boşluk var ya. Ondan sonra daha önce kullanmadığımız bir pamuğu alıyoruz. Hatta şu nerede yüzlerinde bir şeysi vardı. Nereye gitti o? Bu çok inceymiş ama. İçine bir bölüm sanırım. İçine diğer pamuğu doldurup. Aa, bu dağılınca çok kötü bir sarı oldu yani. Olmadı bu arkadaşlar. Dağılınca olmadı. Aynen kırmızıyla karıştırıyorum. Siz iyidesiniz, iyi bir şey çünkü size lazım olacak. Mesela şu arabaları, şeyleri falan silebilirsiniz. İnsanları silebilirsiniz. Sanki Arabistan'da bir yer. Evet. Ama iyi homojen dağılıyormuş yani. Şey, ben böyle bir markadan beklemiyordum açıkçası. Güzel de aldım ya. Yani hayır, iyi markalar kadar olmasa iyi. Evet. Şimdi şu arabaları falan plan silebiliriz. Şöyle. Mesela böyle bir sivri değil de bunu ya o işte kalem sivrisi sen bunlardan böyle davranıyorum bunlar ama çünkü sana döndü. O zaman camları tanıyorum.
biraz incelterek de şöyle daha detaylı bir şey yapabilirsiniz. Sonra şu eleman şöyle sileyim. Şu dükkan daha var. Fark ettiyseniz arkada arkadaşınızın daha önceden yaptığı şey, şu ağaçların yeşili duruyor hala. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Neye? Şeye mi? Gökyüzüne mi? Kırmızı atalım diyenler birilerine. Peki şu kırmızı mı? Bu kırmızı. Tamam, sormayın. Çok az atıyorum bunu. Birazcık ton versin diye sadece. Ama onu da olmayacağını da atmaya çalışıyorum. Ne? Üstleri daha çok eriyeyim. Ha, degrade yapalım istiyorsun. Hadi öyle olsun. Erdem Hoca'yı zorlayın bakalım. Öyle olsun, böyle olsun. Degrade yapmak için alttan başlayacağız, üstten başlayacağız. Peki şimdi büyük şey, açılış. Kameraman arkadaşımla şöyle yukarıdan mı çekime devam ediyorum? Çekiyor değil mi hocam? Çekiyor. Çekiyor. Hazır mıyız? Bakın bu elektrik bandını çekiyor işte. Erdem Hoca da çekiyor. Sadece ellerle. Güzelliği. Çok az bir kayıbımız var ama kağıdın her zaman dikkat alacağız. Ama cidden kanson değil de şöyler bulursanız arkadaşlar böyle şeyler yaşamazsınız. Ya kansonu birinci sınıfta böyle bilmem şey ödevlerinde falan neydi anladı? Ha, grafik iletişim. Onlar da tamam okey ama sonrası için çok şey değil. Ben şey yapmıştım hocam geçen sene. Selobandı kota yapıştırıp kaldırmıştım hocam. Eğit. O zaman böyle sürdüm. Bir şey kaçmış ya. Bristol. Bristol. Yani o çok şey, parlak bir kağıt. Ona çizim yapılmaz. O zaman bir sürü kullanmam lazım aynı. Sen arka yüzünü atamazsın. Bantla şeyi ilgili olmuyor. Yavaş yaparsanız oluyor sanki ya. Bir de
Şöyle bir şey yapın arkadaşlar. Ben şimdi bunu yapmadım. Unuttum açıkçası. Biraz aceleye geldi. Şu bantları şey yapmadan önce böyle üstünüze falan şey yapın. Yapıştırın ki bu yapışkanlığı biraz azalsın. Ama çok yapıştır. Çok böyle mıncıklarsanız da o zaman kenarlarından şey yapabilir. Kaçabilir boya, toz falan. Bunu iyi dengelemeniz gerekiyor. Bak iyice gitti buralarda. Çok bastırmasak mesela yapıştırırken o zaman kayma riski çok. Yani bastırmak lazım ama. Evet. Fena olmadı değil mi? Şunlar da olmasa tabii. Şöyle bir kağıt da aslında denemek istiyorum. Keşke şöyle bir kağıtta bir cephe olsaydı. Var mı? Bu cepheye birincilik vermeyeceğiz ama. Nerede?